Merhaba Gol'e hoş geldiniz. Gol'de her zaman olduğu gibi cumartesi günü öğleden sonrasında futbol konuşacağız. Avrupa'dan futbol haberlerimiz var, özel dosyalarımız var ama önce dün akşama dönelim vakit kaybetmeden. Liverpool Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Büyük bir avantaja sahipti Liverpool Ocak ayına geldiğimizde ancak o avantajı kaybedeli çok oldu. Artık lider Manchester City ama yine de maç fazlasıyla cuma günü oynamanın verdiği avantajla Liverpool Huddersfield'ı yendi. Yeniden ligin zirvesine yerleşti. 5 gollü bir galibiyet. Bu maçın özetiyle başlıyoruz. Premier Lig'de 36. hafta mücadelesi Jurgen Klopp ve ardından John Stewart görüntüde. Liverpool kümeden düşmesi haftalar önce kesinleşen Huddersfield'ı ağırlıyor. Anfield Road'da haftaya lider Manchester City'nin bir puan gerisinde giriyor Liverpool. Şampiyonluk mücadelesinde Huddersfield savunmadan çıkmak istiyor. Stankovic Keita'ya kaptırdı. Salah tekrar Keita. Naby Keita henüz birinci dakikada 1-0 öne geçirdi Liverpool'u. Çok erken buluyor golü Liverpool. Maçın net favorisi. Kazanmak zorunda Liverpool. Huddersfield karşısında ve birinci dakikada golü buluyor. Virgil van Dijk sol kanatla oynadı. Robertson içeriye baktı. Ortayı yaptı. Sadio Mane. Bu sezonun yıldızı Mane kafayla dağıtıyor. 2-0 oldu 23'te. Jurgen Klopp son derece mutlu bu maçla beraber. Ligi bitmesine 3 maç daha kaldı. Muhammed Salah 3-0 yaptı. İlk yarının son anlarında Muhammed Salah. Trent Alexander-Arnold uzun pası veriyor. Muhammed Salah 3-0 yaptı. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahasına kadar çıktı top. Henderson orta, Mane kafa ve gol. 66'da 4-0. Jordan Henderson ortaya yaptı. Mane uzak köşeye bıraktı kafayı. Van Dijk, Keita çok rahat top yapıyor Liverpool. Shaqiri ceza sahasına. Ortada Salah var. Salah ve 5-0. Andrew Robertson pasın sahibi. Muhammed Salah golü atıyor ve 5-0 yapıyor. Liverpool Huddersfield'ı 5-0 yeniyor. Rahat bir galibiyet oldu beklenildiği üzere Liverpool açısından da gol yollarında sıkıntı yaşamıyorlar zaten ki bu maçta da yaşamadılar zayıf rakipleri karşısında. İsterseniz gelin haftanın görünümüne bakalım. City Burnley ile karşılaşacak. Hafta içinde United'ı yendi. O maçla ilgili de birkaç notumuz var. O maçı da hatırlarız ve haftanın programı şöyle. Premier Lig'de bitime sadece 3 hafta kaldı. Şampiyonluk, ilk 4 ve küme düşme hattında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Liverpool'un Huddersfield karşısındaki galibiyetiyle başlayan 36. haftada şampiyonluk yarışında ipleri elinde bulunduran Manchester City, Burnley'e konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde Guardiola, Manchester United maçında sakatlanan Fernandinho'dan haber bekliyor. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde netleşecek. Takımın yıldızlarından Kevin De Bruyne ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyen Burnley'de ise ciddi bir eksiklik bulunmuyor. Kalan 3 maçını kazanması halinde Premier Lig'de mutlu sona ulaşacak Manchester City'nin hata yapma lüksü yok. Kritik mücadele yarın saat 16.05'te başlayacak. Haftanın maçında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren iki takım Manchester United ile Chelsea, Old Trafford'da kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Manchester United'da Ander Herrera'dan iyi haber geldi. İspanyol futbolcu 6 haftalık sakatlık sürecinin ardından formasına kavuşacak. Chelsea'de ise Burnley karşısında sakatlanan Kante'nin durumu belirsizliğini korurken tedavisi tamamlanan Rüdiger Manchester United karşısında oynayabilecek. Son 3 resmi maçını kaybeden ve bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Kırmızı Şeytanlar ilk 4 iddiasını korumak için Chelsea karşısında kazanmak zorunda. Bu mücadele öncesinde Chelsea 67 puanla 4. Manchester United ise 64 puanla 6. sırada bulunuyor. Dev buluşma yarın saat 18.30'da. İki Londra ekibinin mücadelesine sahne olacak maçta 70 puanla 3. sıradaki Tottenham, West Ham United'ı konuk edecek. Ev sahibinde sakatlıkları devam eden Kane, Winks, Lamela ve Sissoko bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dele Alli ve Danny Rose'un durumları ise maç saatinde belli olacak.
West Ham United cephesinde ise Javier Hernandez, Lanzini ve Creswell'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni stadında çıktığı 4 resmi maçı da kazanan Tottenham, bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak ilk 4'teki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maç bugün saat 14.30'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi bileti kovalayan bir başka takım Arsenal ise Leicester City'ye konuk olacak. Ligdeki son 4 maçından 3'ünü kaybederek 5. sıraya gerileyen topçular bu maç öncesinde Aubameyang'dan haber bekliyor. Yıldız oyuncu hafta içi oynanan Wolverhampton maçında forma giyememişti. Leicester City cephesinde ise önemli bir eksik bulunmuyor. Leicester City'ye karşı oynadığı 24 Premier Lig maçında sadece bir kez mağlup olan Arsenal bu maçta da başarılı istatistiğini sürdürmek niyetinde. King Power stadındaki karşılaşma yarın saat 14'te. Küme düşme hattında yarışan iki takım Brighton ve Cardiff City'de bu hafta önemli maçlara çıkacak. 34 puanla 17. sırada bulunan Brighton sahasında Newcastle United'la karşılaşırken 31 puanla 18. sıradaki Cardiff City lige veda etmesi kesinleşen Fulham'a konuk olacak. Ligin boyunun iyice kısaldığı Premier Lig'de 36. hafta üst ve alt sıralardaki yarış açısından belirleyici nitelikte olabilir. Şimdi hafta içindeki Manchester derbisine geri döneceğimizi söylemiştik. O maçı 2-0 kazandı Manchester City United karşısında Old Trafford'da. İkinci yarıda geldi goller. Tabii aradaki kalite farkı ciddi şekilde dikkat çekti. Manchester United savunma üzerine kurulu bir futbol inşa etmeye çalışıyor ki bu da yavaş yavaş sert şekilde eleştirilmeye başlandı. Hatta onunla ilgili Louis van Gaal'in söyledikleri var ama hafta öncesine, daha doğrusu hafta içine döndüğümüzde Jurgen Klopp'un geçen hafta sonu yaptığı bir açıklama var. Derbi ile alakalı olarak. Çünkü Manchester United'ın Manchester City karşısında alabileceği bir beraberlik Liverpool'un önünü açacaktı. Ama beklenen olmadı. Hatta şöyle bir açıklaması var Jurgen Klopp'un derbi ile alakalı olarak. Manchester derbisi bizim etkimizin olacağı bir maç değil. Liverpool menajeri olarak tabii ki konuşuyor ama gerçi United'ın da etkileyebileceği bir maç gibi de gözükmüyor dedi ve haklı çıktı. Tabii bunu gülerek söylüyor. United'la City arasında ciddi bir kuvvet farkı var ama futbol bu. Her şey mümkündü. Şöyle ki iyi savunma yapabilseydi ya da delikleri, gedikleri kapayabilseydi Manchester United mümkün olabilirdi bir beraberlik. 54'te gelen gol maçın seyrini değiştirdi ve istediğini alan taraf Manchester City oldu. Liverpool üzüldü. Sanki Liverpool sezon sonuna kadar kalan 3 maçında 2 maçında kazanarak 97 puan yapacak. 97 puanda şampiyon olamayacak ve bu anlamda bir rekor kıracak. Manchester City 99 puanlı şampiyonluk ipini göğüsleyecek ve tekrar zor bir başarıya imza atacak. Tabii Liverpool açısından bu kadar çok puan toplayıp kupaya ulaşamamış olmak da üzücü. Leicester City'nin 2016'daki şampiyonluğunu geride bırakmış oluyor puan bazında. 1999'da Manchester United üçleme yaptığı zaman o mucizevi sezonda bile bu kadar puan toplayamamıştı. 1998'de Arsenal yine ligi şampiyon FA Cup'ı müzesine götürerek tamamladığında yine Liverpool kadar puan toplayamamıştı. Jose Mourinho'nun Chelsea'si 95 puan alarak şampiyon olamadığı bir sezon var. O da rekor, ancak o rekoru da Liverpool eğer kalan maçlarını kazanırsa kırabilir. Ama bu rekor onlara şampiyonluğu getirmiyor. O da Liverpool'lar için üzücü. Bir de maçlara bakalım, programa bakalım. O programla ilgili de birkaç şey söyleyelim. Tottenham West Ham United'a karşılaşacak ama artık Tottenham'ın aklı zannediyorum Şampiyonlar Ligi'nde buraya kadar gelmişken finali de görmek isteyecektir Tottenham. Crystal Palace Everton. Everton Manchester United'ı farklı yendi. Bu sezonun flash galibiyetini aldı kendisi adına. Fulham, Cardiff City. Fulham düştü. Cardiff City tutunmaya çalışıyor lige. Southampton, Bournemouth. Watford, Wolverhampton Wanderers. Brighton, Hove Albion, Newcastle United. Pazar günü Leicester City, Arsenal maçı var. Leicester City çok rahat. Arsenal ilk 4'te kalmayı umut ediyor ancak çok kritik puan kayıpları da yaptılar. Unai Emery'nin öğrencileri. Bir istatistik var. Arsenal bu sezon basit hatadan, defans oyuncularının basit hatalarından en fazla gol yiyen takım. 13 gol yemiş basit hatadan ki Bournemouth 11, Fulham küme düşmesi kesinleşti. Onlar bile 11'er hatayla devam etmişler. Toplamda 46 gol yemiş Arsenal. Yani problem aslında Arsenal'de belli.
tamamen savunmada kaynaklı bir problem var. Ryan Giggs de öyle düşünüyor. Aslında Unai Emery iyi iş çıkarttı diyor Ryan Giggs, galli teknik adam. Ama bu savunma oyuncularıyla anca bu kadar yapabilirdi diyor. İlginç. Burnley Manchester City, Liverpool'ların haber beklediği maç. Ve 18.30'da Manchester United'ın rakibi Chelsea, ilk 4 mücadelesi için, Manchester United için telafisi olmayan, artık kazanmak zorunda olduğu bir maç ama kazanabilirler mi onu bilmiyoruz. Bu arada sezon başından bu yana Premier Lig'de liderlik tam 20 kez el değiştirmiş. Ligin başında Chelsea'yi hatırlayacaksınız. Çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Hatta biz de Sarri bol diyerek Sarri'yi övmüştük. Sağ içerisinde de Fabregas da aynı şeyi söylüyordu. Daha Monaco'ya kiralanmadan yeniden futbol oynamaktan zevk aldım şeklinde ama Sarri bol bir anda deşifre oldu. Düşüşe geçti Chelsea ve artık liderlik sadece Liverpool'la Manchester United arasında, City arasında el değiştirmeye başlamıştı. Şimdi hafta içinde Premier Lig'de Profesyonel Futbolcular Derneği bir 11 açıkladı. Geleneksel olarak her ligin sonuna doğru, Nisan sonuna doğru bu 11'i açıklıyorlar. Tartışma yarattı. Aslında geleneksel olarak ne zaman açıklama yapsalar bu konuyla alakalı her sene bir tartışma yaşanır. Şöyle ki kadroyu ekrana getirelim. Bu sezonun en başarılı kadrosu Profesyonel Futbolcular Birliği'nce. Ederson Manchester City'nin kalecisi. Evet, kabul ediyoruz. Trent Alexander-Arnold Liverpool'un sağ beki ki diğer bekte Liverpool'un sol beki Andrew Robertson, biraz önce seyrettiğiniz maçta da iki asisti var. Gerçekten bu iki genç futbolcu Liverpool oyununun belki merkezinde değil sağ iki dizilimi olarak ama bel kemiğini oluşturuyor. İki oyuncunun yaptığı organizasyonlar ve ceza sahasına gönderdiği toplar. Çok iyi top kullanan iki beki var Liverpool'un. Ve Van Dijk ki sadece bu sezonun en iyi savunma oyuncusu değil, son dönemin en iyi savunma oyuncusu olarak gösteriliyor. Hollandalı stoper Laporte'de Manchester City'nin stoperi. Zaten 6 Manchester City'li, görmüş olduğunuz gibi 4 Liverpool'lu ve 1 Manchester United'lı var. Bernardo Silva sürpriz isim olarak değerlendirilebilir. Fernandinho Manchester City'nin orta savunucusu. Sterling Manchester City'li, Mane Liverpool'lu ki bu iki oyuncuyu biraz daha kanatlara yaklaştırabiliriz. Yadırgamış olabilirsiniz saha içi yerleşimi olarak. Ve Sergio Aguero Manchester City'nin golcüsü. Paul Pogba'yı neden sonra bıraktı? Çünkü Paul Pogba bu kadroya giren en büyük sürpriz. Özellikle sezonun ilk yarısında Manchester United'da Jose Mourinho dönemi yaşanırken Paul Pogba sürekli teknik adamla münakaşa eden, problem yaşayan bir oyuncuydu ve kadroya girmekte zorlanıyordu. Yedek kalıyordu ama Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle birlikte onun rakip kaledeki etkinliği fazlalaştı ve daha fazla skora katkıda bulunmaya başladı. Belki de bu çıkışla birlikte biraz da çeşitlilik yaratalım diye Profesyonel Futbolcular Derneği oylama yapıyorlardır. Onu kadroya aldı ama şöyle de bir istatistik var. Paul Pogba 79 orta savuncusu arasında Premier Lig'de koşu mesafeleri açısından ilginç bir yüzdeye sahip. %64'üyle kat ettiği mesafeyi yürüyüş temposunda geçiyormuş. Hatta ben size diğer toplam 322 kilometre kaydetmiş Paul Pogba. Ve yürüyüş oranı %64. 79 orta saha oyuncusu içerisinde en fazla yürüyerek vakit geçiren, en fazla yürüyerek alan kat eden oyuncu. Sadece %22 ile jog atıyor, yani hafif tempolu koşuyor ve 79 futbolcu arasında da 78. bu anlamda. Sprint zamanıysa, şiddetli koşu zamanıysa %2, bu da 79 orta sahancısından 48'ci olması anlamına geliyor. Tabi bu yürüyüş mesafesi bu rakamlar arasında en çok dikkat çekeni ve koşu mesafeniz kadar koşu kalitesinin de önemli olduğunu hatırlatmakta bir kez daha fayda var. Şimdi yine Manchester United'la alakalı bir alıntımız var. Eski teknik direktörlerinden Manchester United'ın ve şöyle bir tespitte bulunmuş. Artık Ole Gunnar Solskjaer sonuçları da alamayınca tabii ki daha savunmasız hale geldi. O 92 sınıfı dediğimiz, şimdi futbol yorumcusu olan ve Manchester United'ın efsane isimleri de onu medyada savunmaya devam etseler bile işte Manchester United'ın DNA'sına uygun futbol oynatıyor şeklinde ama onlar da artık eleştiriliyor. Yani Ole Gunnar Solskjaer'i savunanlar da muhalifler tarafından eleştirilmeye başlandı. Louis van Gaal de şöyle bir eleştiri getiriyor Ole Gunnar Solskjaer'e. United tam anlamıyla bir anti futbol anlayışına sahip. Ole otobüsü park etmekten korkmuyor. Üstelik bunu ceza sahası dışına da yapmıyor. Otobüsü kalenin önüne çekiyor. Ama bu şekilde Avrupa'da başarı elde edemezsiniz. Ole'nin Mourinho'dan tek farkı kazanıyor olmasıydı ki artık kazanamıyor da ve üstelik FA Cup'tan da elendi, Şampiyonlar Ligi'nden de elendi.
ve ligde de ilk 4 şansı çok yüksek değil. Bu hafta oynayacakları tabii ki Chelsea maçı önemli. Kazanırlarsa son 2 haftaya da ilk 4 heyecanını taşıyabilirler ama pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. Ole Gunnar Solskjaer 3,5 yıllık kalıcı sözleşmeyi imzaladıktan sonra bir anda sanki şalter indirildi ve Manchester United skor alamamaya başladı. Bu da çok ilginç. Saha içinde ne değişti bilmiyoruz ama Ole Gunnar Solskjaer'in sanki yeni sezonda da kredisi başlangıcı kadar fazla olmayacak gibi. Hafta içinde Premier Lig'de tarihi bir gol atıldı. O golün haberi var. Shane Long Premier Lig tarihinin en hızlı golünü attı. Maç başladıktan 7 saniye 69 salise sonra topu ağlara yolladı. İngiltere Premier Lig tarihine geçti. Southampton'ın Watford'da konuk olduğu maçı izleyenler tarihi bir ana tanıklık etti. Southampton'ın İrlandalı futbolcusu Shane Long, başlama vuruşunun hemen ardından Watford'lu Craig Cathcart'ın yaptığı hatayı affetmedi ve lig tarihinin en erken golüne imza attı. Rekorun önceki sahibi Tottenham'ın savunma oyuncusu Ledley King'ti. King, 2000 yılında takımının Bradford'la oynadığı maçta 9 saniye 82 salisede topu filelere göndermişti. Tabii Ledley King deyince bir burukluk olmuyor değil içimize. Çünkü Ledley King gerçekten çok iyi bir savunma oyuncusuydu. Çok iyi bir stoperdi ancak sakatlıklar dolayısıyla kariyeri çok kısa sürdü. Önemli bir oyuncu, daha önemli bir oyuncu olabilirdi Tottenham adına. Bir daha söyler misin Kerem kulağıma? Ben kaçırdım. Sıradaki kupa kazanan oyuncular. Lille biraz sonra mı gireriz yoksa? Lille dosyasını girebiliriz. Lille ile ilgili bir dosya hazırladık sizler için. Çünkü Fransa'da artık çok renkli bir lig yok. Kimin şampiyon olacağı aşağı yukarı belli. İtalya'da 8 sezondur Juventus olmasına rağmen orada bile sezon başında bir acaba diyoruz. Ama Fransa'da bu soruyu sorma ya da acaba deme, merak etme şansımız da kalmadı. Eskiden Fransa Ligi'ni överken şöyle bir cümle kurardık. Fransa Ligi'nde ne olacağı belli olmaz. Çünkü hani Lyon'un da domine ettiği bir 2000'lerin başı var ama son 20 senelik periyot içerisinde Marsilya, Lyon, Montpellier, Lille, bunun yanı sıra yine Paris Saint-Germain, Monaco, çok farklı takımlar. 2000 yılında Nantes, yani ona yakın takım Bordeaux, Laurent Blanc'la birlikte şampiyonluk elde etmişti. Çok renkli bir lig vardı. Gençlerin ortaya çıktığı bir lig vardı ama Paris Saint-Germain'in lige yatırımcısıyla birlikte, ağırlığını koymasıyla birlikte Fransa Ligi çok da seyredilebilir. En azından rekabet açısından çok da seyredilebilir bir lig değil. Paris Saint-Germain'in olduğu bir ayrı seviye var ve altında ayrı bir lig oynanıyor gibi. İşte o altında oynanan ayrı ligin şampiyonu şimdilik Lille gibi gözüküyor. Lyon'un birkaç puan önünde Lille. Bu sezon önemli bir iş yaptılar. Geçen sezon düşmekten son anda kurtulmuşlardı. Bu sezon büyük bir çıkış yakaladılar. Bunun hikayesini izleyelim. Fransa futbolunun yakın tarihinde oldukça derin izler bırakan hikayeler var. Bunların başında da Kuzey Fransa'dan esen bir rüzgar olan Lille geliyor. Lig 1 tarihinde 4 kez ipi göstermeyi başarmış bir ekip Lille. Fakat bu şampiyonlukların 3 tanesi çok eski tarihe dayanıyor. 1930'lu, 40'lı ve 50'li senelerde birer şampiyonluk alan ekip bu senelerden sonra bir daha aynı başarıyı tekrarlayamıyor. Yakın döneme baktığımız zamansa Lille'in tekrar dirilişi yaşayacağı 2010-2011 sezonuna gidiyoruz. 2010-2011 sezonunda şampiyonluk ipini göstermeyi başaran Lille ekibinde tanıdık isimler de var. Daha sonra ülkemizde de forma giymiş olan Musa Sow, Aurelien Chedjou gibi oyuncular dönemin şampiyonu olan Lille kadrosunda forma giyiyorlardı. Bu sezonun yakın geçmişinde Fransa'da ipi gösteren ekip çoğunlukla Lyon olurken, 2008 senesinden itibaren Bordeaux, Marsilya gibi ekiplerin de ipi gösterdiğine şahit olduk. Rudi Garcia yönetiminde 2010-2011 sezonunu başarıyla tamamlayan Lille ekibi sezon başında Rennes takımından Musa Sow'u kadrosuna katıyordu. Sow'un da takıma katılmasıyla beraber zaten hala hazırda elinde bulundurduğu önemli oyuncular Eden Hazard, Gervinho, Dio Mavuba, Johan Cabay gibi oyuncuların da performansının zirveye çıkmasıyla beraber Lille 24.2 yaş ortalamasıyla Lig 1'de tarih yazıyor ve şampiyon oluyordu. Defans hattında Chedjou, Debuchy, Adil Rami gibi oyuncularıyla fark yaratan, orta alanda Cabay, Mavuba, Obraniak gibi yıpratıcı ve oyunun iki yönünü de oynayabilen oyuncularla modern futbol anlayışını sahaya yansıtabilen ve hücumda Gervinho, Hazard, Sow üçlüsüyle hızlı, bitirici bir ekibe sahip olan Lille, müthiş bir kadro mimarisiyle hiç şans verilmemesine rağmen
ipi göstermeyi başarıyordu. Sezon sonunda Sow ligi gol kralı olarak bitirirken Hazard, Gervinho gibi isimler de adını dünyanın önemli kulüpleriyle duyurmaya başlıyordu. 2017 senesinin son günlerinde teknik direktör olarak takımın başına tecrübeli Fransız teknik adam Christophe Galtier'i getiren Lille ekibi ne kadar doğru bir karar verdiğini geçirdiği sezonlar içinde görecekti. Şu an lig pozisyonunda ligin ağır abisi PSG'nin arkasında ikinci olarak sürdüren Lille ekibi genç kadrosu, dinamik oyun tarzı ve sürekli hücumu düşünen oyuncularıyla birlikte keyif veren ve bunun sonucunu da saha içinde alabilen bir yapıda sezonu sürdürüyor. Teknik direktör Galtier, Lille kariyeri öncesi tam 8 sene Saint-Étienne takımının başında maçlara çıkmış ve çıktığı 361 maçta 1.56 puan ortalaması tutturmayı başarmıştı. Bugün Lille takımında kariyerini sürdüren teknik adam 1.61 puan ortalaması ile devam ediyor. Lille'in bu sezonki kadro yapılanmasında Galtier ile birlikte büyük rol alan sportif direktör Luis Campos, kurdukları genç kadroyla başarıya ulaşmayı düşünüyordu. Bunu da şu ana kadar başarmış görünüyorlar. Kadrolarında ülkemizden milli sabek oyuncumuz Zeki Çelik'i de bulunduran Lille ekibi özellikle hücum hattında performans sergileyen Nicola Pepe, Jonathan Bamba, Jonathan Ikone gibi genç ve dinamik isimlerle sonuca giderken geleceğe yönelik de yatırımlarının karşılığını alacak gibi duruyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi arenasında genç kadrosuyla tarih yazan Ajax'ı görünce gelecek sezon genç kadrosu ve doğru yapılanmasıyla Lille ekibinin de benzer bir senaryoyu gerçekleştirebileceğini bekleyebiliriz. Lig 1 arenasında maddi gücüyle büyük fark yaratan Paris Saint-Germain'i geçebilirler mi bilinmez ama hem Fransa'da hem de gelecek sezon Avrupa arenasında büyük bir dikkatle takip etmemiz gerektiği kesin. Evet, geçen sezon 17. olup son anda ligde kalmışlardı. 65 puan topladılar. Paris Saint-Germain'le 19 puanlık bir fark var. Tabii ki bir ligde iki takım arasında 19 puan varsa ciddi bir kalite farkından söz edebiliriz ama bantta da vurgulandığı gibi biraz maliyet performans eğrisi sanki Lille'in lehine gibi Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü istediği başarıyı yakalayamadığını düşünürsek. Kadro çok genç bir kadro ama Jose Fonte gibi 35 yaşında bir oyuncuları var. 32 maçta da forma giymiş. 33 maçta da özür diliyorum. 30 yaşını geçen sadece iki futbolcu var. Birisi Fonte, takım kaptanı 35 yaşında. Diğeri Loic Remy, 31 yaşında. O da takımın en golcü isimlerinden birisi. Türk takımlarının da gündemine gelmişti hatırlayacaksınız forvet arayan takımlarımızın. Jonathan Bamba 12 gol attı ve takımın yıldızı Nicolas Pepe 20 gol 11 asistle oynuyor. Büyük ihtimalle Pepe gelecek sezon yüksek bir bonservis miktarı karşılığında Premier Lig'e ya da İtalya Ligi'ne ya da İspanya Ligi'ne gidebilir. Zeki Çelik'le ilgili olarak da 32 maçta görev aldığını 4 asist yaptığını söyleyelim. Zeki'ye maalesef bu program için Lille kulübü telefon bağlantısı izni vermedi. Onun için de hevesimiz de kursağımızda kaldı. Bir anlamda Lille dosyamız bu şekilde. Peki Paris Saint-Germain deyince kim aklımıza geliyor? Aslında tabii ki işte forveti, Neymar'ı, defans oyuncuları tam bir kadro yapılanması içerisinde çok kaliteli bir kadro ama o kadronun diğerlerinden ayrılan bir ismi var. Dani Alves. Dani Alves nereye gitse kupa kazanmaya devam ediyor ve en çok kupa kazanan profesyonel futbolcu unvanının sahibi Dani Alves. Andres Iniesta ile bu unvanı paylaşıyordu. Ve 36 ile Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain şampiyon olunca Dani Alves bir adım öne geçti. Diğer futbolcular kim bakalım? Dani Alves 36 kupa kazandı. Bu kupalardan 23'ü Barcelona ile, 5'i Sevilla ile, 5'i Paris Saint-Germain ile, 4'ü Brezilya ile, 3'ü Bahia Kulübü ile ki çıkış kulübü, ikisi de Juventus ile olmak üzere 36 kupa kazandı Dani Alves. Andres Iniesta'nın 35, Lionel Messi'nin 34, Ryan Giggs'in 33 kupası var. Maxwell 33 kupa ki Maxwell de Zlatan İbrahimovic ile birlikte sürekli kulüp değiştiren bir futbolcu, en yakın arkadaşlarından birisi. Gerard Pique 33, Kenny Dalglish 32, Vitor Bahia Portekizlerin unutulmaz kalecisi, Porto'nun en başarılı dönemlerinde kaleyi koruyan isimdi. Biraz sakarlıkları vardı ama unutulmaz bir kaleciydi. Sergio Busquets de Barcelona'nın orta sahadaki önemli oyuncusu. Pele, efsanevi Pele'nin de 29 kupası var ancak Pele Avrupa'da kupa kazanmadı biliyorsunuz. Avrupa kariyeri yok Pele'nin. Dolayısıyla o biraz daha farklı bir durum. Şimdi Portekiz Ligi'ne gidiyoruz. Vitor Bahia üzerinden gidelim. Porto üzerinden. Biraz önce Vitor Bahia deyince unutulmaz futbolcusu. Porto ile Benfica Portekiz Ligi'nde amansız bir zirve mücadelesi veriyor. İki takım puan puana girdiler haftaya. Daha kritik maçlar var. Şampiyon henüz netleşmedi ama hiç beklenmedik şekilde Porto puan kaybetti Rio Ave deplasmanında. Benfica ile Porto'nun ikili averajda
Benfica'nın üstünlüğünü görüyoruz. Portekiz'de de ikili averaj uygulanıyor. Puan puan aydılar bu haftaya girerken. Porto, Juve deplasmanında son 5 dakikaya da 2-0 önde girmişti. Portekiz Ligi'nde 31. hafta mücadelesi, şampiyonluk adayı Porto, Rio Ave deplasmanında maçın 18. dakikası ve gol. Yasin Brahimi 1-0 öne geçiriyor Porto'yu. Otavio'nun ortasında yükseldi, kafayı vurdu. Portolular mutlu, 1-0. Haftaya puan puana girdi Benfica ile Porto. 75'er puanları var. Bu maç son derece kritik. Bu maçla beraber bitime 4 maç daha var. Marega'nın şutu, defansa çarpan top, 2-0. Zor deplasmanı kolaya çevirmiş gibi gözüküyor Porto şimdilik. Top Junior'a da çarptı. Ağlarla buluştu. Dakika 84. Rio Ave hücumu. Kaleciyle karşı karşıya çok temiz bir vuruş. Nuno Santos 84'te 2-1 yapıyor. Bitti gibi gözüken maç Porto için şimdi yeniden başlıyor. Çok kritik bir mücadele. Benfica ile aynı puanda Porto. Puan kaybına tahammülü yok ama çok şanssız bir pozisyon. Iker Casillas'ı aşıyor top. Sergio Conceição şok halinde. 2-2 oldu. 4 dakikada 2-2 oldu. Ronan Jeromimo topu ağlara gönderdi. Önce Alex Telles, sonra Pepe, şimdi Brahimi. 2-2 oldu. Dışarıya giden top Telles'e çarptı. Maç 2-2 sonuçlandı. Porto puan kaybediyor. Benfica Braga deplasmanında, Braga lig üçüncüsü. Benfica da puan kaybedebilir. İkili averajda da Benfica, iki maçta da Porto'yu yendiği için üstün durumda. Portekiz'de nefes kesici bir şampiyonluk yarışı var. Bir de reklam arası var. Erkeklerde 8 sezondur, kadınlarda da 2 sezondur İtalya'da şampiyonun adı değişmiyor. Juventus'ta birlikte hazırladığı hem kadın takımı hem erkek takımı ile birlikte hazırladığı bir fragmanda bu başarıyı kutladı. Bana bu sadece şunu çağrıştırdı: artık bizim de büyük kulüplerimizin kadın futboluna ilgi göstermesi lazım. Evet, Beşiktaş'ın kadın futbol şubesi var. Son derece de başarılı gidiyor. Yeni yapılanma içerisinde daha da iyi olacaktır ama artık o birlikteliğe, kadın futboluna, o lige Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de katılması lazım. Daha güçlü olması lazım kadın futbolumuzun. Evet, yine İtalya'dan devam ediyoruz. Bir doğum günü kutlayacağız. Roma kulübü Roma şehrinin doğum gününü hazırladığı bir videoyla kutladı.
Roma kulübü ve Roma şehri tabii ki özdeşleşmiş iki şehir. Lazio'lular Roma'nın sahibi olduğunu söylerler ki Lazio zaten bölgenin adı Roma. O bölgenin başkenti ve ilin başkenti. 2.7 milyon nüfus var. Milattan önce 8. yüzyıla kadar tarihi dayanıyor ki Roma Krallığı, Roma Cumhuriyeti, Roma İmparatorluğu, Papalık, İtalya Krallığı, İtalya Cumhuriyeti hepsinin başkentini yapmış son derece önemli bir medeniyet, Roma medeniyeti ve şehir. Tabii bu kulübün de simgesi Francesco Totti'yi klip içerisinde görüyoruz. Kurtları görüyoruz ki onlar da efsaneye göre Remus ve Romulus ikiz kardeşler, Roma şehrini kuran ikiz kardeşler ki efsanede bu kardeşleri, ikiz kardeşleri bir kurtun beslediği söylenir ki dönemsel olarak tarih içerisinde Roma amblemlerinde o kurtun ama başını ama kendisini ama o heykelin tamamını kurtun ikizleri emzirirken ki hallerini görebilirsiniz. Roma önemli bir kulüp ama başkent kulübü olduğu kadar başarılı da bir kulüp değil açıkçası. İşte Torino kulübü Juventus'un, Milano kulübü Inter ve Milan'ın gölgesinde kalmış bir kulüp. Biraz yerel rekabetle idare ediyor gibiler. Lazio ile yaşadıkları çekişmeyle bu senede biraz hayal kırıklığı yaşadı gibi Roma kulübü ki Francescoli ile de yollarını ayırmışlardı hatırlayacaksınız. Şimdi son bölümde penaltı vuruşlarına biraz değineceğiz. Hafta içerisinde bir penaltı vuruşu kullanıldı. Bizim arkadaşlar da haberi yazarken başlığına sinsi penaltı demişler bakalım. Penaltının başına geçti. Kaleciyi işte bu yavaş ama akıllıca vuruşla avladı. Görüntüler Avustralya Ligi'nden. Brisbane Roar 2-2 giden Adelaide United maçında penaltı kazandı. Topun başına geçen Eric Butiak eşine az rastlanır bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ancak gol galibiyet için yeterli olmadı. Adelaide United bulduğu 3 golle maçı 5-3 kazandı ve normal sezonu 4. sırada tamamladı. 9. sırada kalan Brisbane Roar ise 27 maçta yediği 71 golle bu talihsiz istatistikte lig rekorunu kırmış oldu. Sizce bu pozisyon ya da bu penaltı vuruşu bizim ligimizde olsaydı nasıl bir eleştiri getirilirdi? Kaleci elini toptan kaçırmış, çekmiş, yemezdi normal şeklinde. Bir eleştiri getirilirdi. Bu arada bu tür bir penaltı görünce de benim aklıma Selçuk Yula geliyor. Rahmetli analım. Selçuk Yula'nın da kendi söylemlerinden birisi şuydu. Çok iyi penaltı kullanırdı hatırlarsınız. Yaşı 30'un üzerinde olan ya da 35-40 arasında civarında olanlar, üstünde olanlar. Selçuk Yula'nın da hedefi filelere topu değdirmeden o kadar yavaş bir vuruşla penaltı kullanmakta. En yakın gördüğüm örnek bu. Şimdi hafta içerisinde bir penaltı vuruşu daha kullanıldı. Bir Panenka penaltısı. Penaltıyı kullanan Bendrix Parra, Paraguay takımının oyuncusu, Copa Sudamericana'da bu penaltıyı kullandı ki bir Panenka penaltısı. Bu Panenka penaltısı ona pahalıya mal oldu çünkü takımı bu penaltının kaçmasıyla tur atlama şansını kaybetti ve çok sinirlendirdi kulüp yönetimini. Bunu ciddiyetsizlikle bağdaştırdı başkan ve kadro dışı bıraktılar. Panenka kullanırken dikkat etmek lazım. Heriberto Gamarra, Independiente Kulübü Başkanı bu ciddiyetsizliği cezalandırmamız lazım dedi ve kadro dışı bıraktı Parra'yı. Şimdi programın sonuna geldik. Programın sonunda her zaman olduğu gibi sizler için seçtiğimiz maçlardan oranlar. Antalya Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 2.23, 2.40, 2.5 alt 1.75, 2.5 üst 1.60. Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe galibiyetine 1.85, beraberliği 3.20, Trabzonspor galibiyetine 2.85, 2.5 alt 2.05, 2.5 üst 1.40. Inter Juventus 2.30, 2.85 ve 2.40'lık oranları var 1.02'nin. 2.5 alt 1.50, 2.5 üst ise 1.85 olarak belirlenmiş. Golün sonuna geldik. Hoşça kalın.